Her yıl 100 bin kişi organ bulamadığı için hayatını kaybediyor. Organ bağışıyla yeniden hayat bulanlarsa şanslı sayılıyor. Yaşamla ölüm arasındaki o incecik çizgiden yaşama doğru adım atan 3 kişinin hikayesini getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Candan İsmail Tokgöz 7 yıl önce evlendiler. Bir çocuk sahibi genç çift sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastane koridorunda aldı soluğu. Tek çıkış yolu karaciğer nakliydi. Bulunamayınca eşim dedi hani kadavraya değil direkt ben vereceğim. Öylelikle hızlandırdık. Ömrüm ömür kattı. İsmail Tokgöz aynı yastığı paylaştığı eşiyle ciğerini de paylaştı. 3 ay önce nakil olan Candan Tokgöz yeni yaşını hayata dönüşüyle kutladı. Hem aynı yastığı hem aynı ciğeri paylaşıyoruz. Evet. Ciğer parem. 6 yaşındaki Beren Naz Akbaş'ın hikayesi de farklı değil. Küçük kız dayısı sayesinde hayata tutundu. Hızla sağlığına kavuşan küçük Beren'in en büyük hayali doktor olmak. Allah'ın size bahşettiği bir şey var, vücut var. Bunu kullanabiliyorsunuz. Başkasını yaşatmaya, yaşatabiliyorsunuz. Bunu yapmam gerektiğini düşündüm. Yani herkes de yapabilir. Böyle güldüğü zaman, koştuğu zaman her şey daha iyi görünüyor. Her birinin artık gözyaşları sevinçten akıyor. 37 yaşındaki Behice Yeşil, İzmir'de sağlığına kavuştuktan sonra bir an önce oğluna sarılmayı hayal ediyor. Güzel girdim ameliyata. Çok umutluydum zaten. Ekibe zaten çok güveniyorduk. Hala gözlerim doluyor gördüğünüz gibi. Yani öyle ve ameliyattan çıktığımda da uyanma esnasında hep şey dedim kendi kendime. Bu dönem geçecek, iyileşeceğim, oğluma kavuşacağım. Onlar 3 bağışla hayatta tutundu. Oysa Türkiye'de onlar kadar şanslı olmayanlar da var. Organ bulunamadığı için her yıl 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Her şey online, bakanlık tarafından takip ediliyor. Her hastanenin koordinatörü var. Bir beyin ölümü gerçekleştiğinde bu bölge koordinasyon ve ülke koordinasyon merkezleriyle anında haberleşiliyor ve en uygun hasta seçiliyor. Burada herhangi bir suistimal mümkün değil. Biz yaptığımız her şeyi bakanlığın kontrolünde ve ona bildirerek yapıyoruz. Sadece biraz insanlarımızın bilinçlenip organ bağışını arttırması lazım. Özellikle kadavradan bağışların.